Physics, Ramazan Aktaş'la tekellüm vaktini sunar. Değerli konuklar, yine önemli bir programla sizlerle birlikteyiz. Tekellüm vakti diyoruz korona günlerinde. Alanda uzman kişileri konuk ediyoruz ama özellikle bugünkü konuğuma çok teşekkür etmek istiyorum. Bizlere makam odasından sesleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selin Kıran bizleri şu an Ankara'da bekliyor. Sayın Bakanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekellüm vaktine. Hoş bulduk Ramazan Bey. Bu akşam gerçekten bizler için de son derece memnuniyet ve mutluluk verici bir akşam. Sizler aracılığıyla bu vesileyle Ankara'dan, Dışişleri Bakanlığımızdan, Avrupa'da yaşayan bütün vatandaşlarımızı saygıyla, muhabbetle selamlıyor ve iyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim her dakikanız çok kıymetli. Onun için hızlı hızlı sorulara geçmek istiyorum. Vatandaşlarımız sizin yayınımıza teşrif edeceğinizi duyduktan sonra tabiri caizse yüzlerce mesaj ve mail aldık. İlk önce şu genel soruyla başlamak isterim. Türkiye Cumhuriyeti korona sürecinde hangi ülkelere ne kadar yardım etti? Sonrasında ise bize yeterince materyal var mı? Bu konuda da bilgi alacağım. Ramazan Bey, gerçekten çok anlamlı bir soru. Aslında koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin dünyadaki konumunu görebilmek açısından da son derece anlamlı bir soru oldu vatandaşlarımızın sorusu. Gerçekten Türkiye bu mücadeleyi dünyada çok farklı bir şekilde veren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kurumlarımızın adeta seferber olduğu ve başından beri Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımızın teyakkuz halinde gerekli tedbirleri baştan aldığı bir ülke olarak öne çıktı. Evet, vaka sayılarımız artıyor ama oran her geçen gün düşüyor. Aldığımız tedbirler sayesinde dünya gerçekten 3 ayı aşkın bir süredir bu belayla kıvranırken Türkiye bu tedbirleri zamanında almanın ve etkili şekilde almanın neticelerini görüyor, etkilerini görüyor ve bu virüsle mücadelede gerçekten dünyada çok farklı bir noktada. Bu anlamda tıbbi yardımlar konusu esasen Türkiye, biz Ramazan Bey, bütün vatandaşlarımız da çok iyi bilecektir. Sayın Bakanımız her fırsatta ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta ifade ediyor. Biz dış politikamızı girişimci ve insani dış politika olarak adlandırıyoruz. Temel hedefimizi bu şekilde, bu düsturla ortaya koyuyoruz. Ne demek girişimci ve insani olmak? Bunu tabii dünya anlamlandıramıyordu. Ama bu koronavirüs sürecinde çok daha iyi görmeye başladı. Yani dış politika deyince işte real politik akla geliyor, ulusal çıkarlar akla geliyor. Herkesin çıkar odaklı konuştuğu bir dünya düzeninde Türkiye'nin insani dış politikadan neyi kastettiği açıkçası çok izah edilemiyordu. Ama ne zaman dünya bir krizle boğuşsa, bir krizle karşılaşsa orada işte Türkiye'nin insani dış politikadan kastının ne olduğunu çok iyi anlıyoruz. Hele ki sağlık gibi Türkiye'nin özellikle son 17-18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetleriyle ortaya koyduğu değişim ve dönüşüm hamleleri bu anlamda bu süreçte de Türkiye'yi öne çıkaran, aynı zamanda dünyada da Türkiye'nin insani dış politikasını bütün dünyaya ibretle izleten bir unsura dönüştü. Bakınız, bugün Türkiye'den adeta dünya sistemi yeniden sorgulanırken, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denirken, bütün dünya adeta gözlerini Türkiye'ye çevirdi ve 100'ün üzerinde ülke, 104 ülke bugün itibariyle Türkiye'den koronavirüsle mücadelede tıbbi yardım desteğinde bulundu, talebinde bulundu. Bir kısmı ülkemizin bu alandaki şirketlerinden ihracat izni talep etti. Bir kısmı Türkiye'den bu anlamda hibe talep etti. Bir kısmı Türkiye'nin bunu bağış olarak kendilerine takdim etmesini, iletmesini istedi. Bu anlamda dünyada 100'ün üzerinde ülkeden bu anlamda talepte bulunulması Türkiye'den esasen zaten Türkiye'nin başlı başına bu mücadeledeki etkin ve güçlü konumunu gözler önüne seriyor ve bu koronavirüs mücadelesi başarıyla sonuçlandıktan sonra da ortaya çıkacak dünya düzeninde Türkiye'nin etkisi ve gücü anlamında şimdiden adeta hepimize açıkçası güzel haberler veren bir unsura dönüştü. Biz tabii ki
Öncelikle kendi vatandaşlarımızın bu anlamda ihtiyaçlarını gidermek, ülkemizin ihtiyaçlarını tespit etmek adına da Sağlık Bakanlığımız bu anlamda gerçekten çok önemli bir mücadele koydu. İçişleri Bakanlığımızla birlikte ve kendi ihtiyaçlarımızı tespit ettikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugün 30 yaklaşık 30 ülkeye bu anlamda tıbbi yardım desteğinde bulunmuş bulunuyoruz Türkiye olarak. Dünyada da açıkçası bunun başka bir örneği yok. Şunu da sormak isterim. Korona sürecinde Avrupalı Türklere yönelik ne gibi hizmetler sunuldu Dışişleri Bakanlığımız tarafından ve yurt dışında bu korona vakalarından etkilenen Türk vatandaşlarımızla ilgili net bir rakam verebilecek misiniz? Ne kadar vatandaşımız hayatını kaybetti, ne kadarı şu an tabiri caizse o gerçek karantinada? Tabii biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu virüsle mücadeledeki konumlarını da yakından takip ediyoruz Ramazan Bey. Bir yandan ülkemizde bu mücadeleyi veriyoruz ama Dışişleri Bakanlığı olarak Sayın Bakanımızın en önemli hassasiyeti bu anlamda yurt dışında hangi ülkede olursa olsun vatandaşlarımızın durumunu, konumunu, bu mücadeleyi nasıl verdiğini takip etmek ve bu anlamda gerekli tedbirleri uyarılır, gerekli tedbirleri almak ve zamanlıca bu uyarıları vatandaşlarımızla paylaşmak. Bu anlamda biz dünyadaki 246 temsilciliğimizle adeta dünyanın her yerine ulaşan bir ülke olarak dünyanın her yerine ulaşmış vatandaşlarımıza da vatandaşlarımız için de bu anlamda ulaşılabilir bir ülkeyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımız bu anlamda büyükelçiliklerimizin, başkonsolosluklarımızın, temsilciliklerimizin kapısını çalıyorlar ve yurt dışındaki misyonlarımız da bu anlamda vatandaşlarımızın her zaman hizmetinde olmaya devam ediyorlar. Tabii ki bizim temsilciliklerimiz de, büyükelçilerimiz, başkonsoloslarımız, çalışma arkadaşlarımız da bu risk altında. Her şeyden önce onların sağlığını düşünmek zorundaydık. Bu anlamda bakanlık olarak başından beri biz hemen gerekli tedbirleri aldık. Nöbet düzenine geçtik, vardiya sistemine geçtik. Yurt dışı misyonlarımızın tıbbi yardım olabilecek tıbbi yardım ihtiyaçlarını buradan ülkemizden temin ederek gönderdik bütün dünyaya ve bu anlamda çalışma arkadaşlarımızın her şeyden önce sağlığı ve olabilecek her türlü ihtiyaçları için gerekli tedbirleri aldık. Ama burada bir hassasiyeti Sayın Bakanımız özellikle bütün talimatlarında şunu zikretti. Dedi ki vatandaşlarımız hangi koşulda olursa olsun, hangi tedbiri alırsak alalım, aldığımız hiçbir tedbir vatandaşlarımıza hizmetin yerine getirilmesine engel ve mani olmayacak. En önemli hassasiyetimiz bizim bu ve aldığımız tedbirler. Bakınız nöbetçi telefonlarımız 24 saat açık. Dünyanın neresinde olursa olsun her bir vatandaşımız hangi saatte olursa olsun bizim yabancı yurt dışındaki temsilciliklerimizde çalışma arkadaşlarımıza ulaşabilir, derdini anlatabilir ve sorununa çözüm bulabilir noktada. Hatta bir nöbetçi telefonun yetmediği yerde biz ikinci nöbetçi telefonu bu süreçte devreye soktuk ve vatandaşlarımızın daha yoğun yaşadığı yerde onların taleplerine yetişebilmek ve sorunlarına daha etkin, daha hızlı çözüm üretebilmek adına nöbetçi telefon sayımızı arttırdık. Çünkü vardiya düzenine geçmenin bir takım zorlukları var. Çalışma arkadaşlarımızı bu riskten muhafaza etmenin sahada getireceği bir takım zorluklar vardı. Bunu işte koronavirüsün de hızlandırdığı bu dijitalleşme sürecinin nimetlerinden faydalanmak suretiyle gidermeye çalıştık. Tabii bir başka yansıması vatandaşlarımızın mobilize olmaları tabii ki onların maruz kaldığı riski artıran bir unsur. Dolayısıyla temsilciliklerimize gelmeden işlerini halledebilmeleri için de özellikle e-konsolosluk hizmetlerimizi bu anlamda çok daha hızlı ve etkin bir şekilde devreye soktuk. Bu tedbirleri almaya devam ediyoruz. Hiçbir şekilde bir taraftan vatandaşımızın hizmetlerinin aksamaması ama aynı zamanda onların hizmetlerini de bulundukları yerde giderme noktasında bu anlamda temsilciliklerimizde her türlü tedbiri aldık. Efendim şunu da sormak isterim. Geçtiğimiz günler içerisinde bu konu çok tartışıldı. Yurt dışında vefat eden bir kişi şu an biliyorsunuz defin işlemlerinde ailesi de yanında bulunmak istiyor. Bu konuda yurt dışındaki Türkler neye dikkat etmeliler ve ailesi defin esnasında yanında olmak istiyor. Bununla ilgili de bir çalışmanız var mı bakanlık olarak? Tabii öncelikle Ramazan Bey, dünyanın maruz kaldığı çok yeni bir sınav. Maalesef yurt dışında bugün itibariyle 237 vatandaşımızı koronavirüsten dolayı kaybetmiş bulunuyoruz. 350'nin üzerinde vatandaşımızın bize intikal eden verilere göre pozitif test sonuçlarının pozitif çıktığını biliyoruz. Çalışma arkadaşlarımız da yurt dışında, çalışma arkadaşlarımız arasında da pozitif çıkan vakalarımız var maalesef. Dolayısıyla bütün süreci yakından takip ediyoruz. Özellikle vefat eden bu 237 vatandaşımızın
Bütün cenaze nakil işlemlerini, her şeyden önce bu acılarını paylaşma noktasında biz her zaman yanlarındayız. Burada koordinasyon ve destek merkezimiz var. Bütün cenaze sahiplerimizle sürekli iletişim halinde bizler, Sayın Bakanımızın talimatıyla her zaman kendilerinin acılarını paylaşma noktasında telefonlarımızla hemen her an yanındayız. Acılarını bir nebze de olsa paylaşmaya çalışıyoruz. Ama Sayın Bakanımız bütün programların yoğunluğuna rağmen her bir cenaze sahibimizle cenazenin defnedilme sürecine kadar bizzat yakından ilgileniyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu defin işlemleriyle ilgili anında bilgilendiriyor. Çünkü tabii ki dediğim gibi çok yeni bir sınav, çok zorlu bir sınav, salgın bir bulaşıcı hastalıkla karşı karşıyayız. Dolayısıyla cenazelerini dahi vatandaşımızın onlara yakışır şekilde cenaze acılarını bir nebze de olsun hafifletecek şekilde onları yanlarında defnetmekten açıkçası defnetmenin engel olduğu bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu anlamda tabii ki hassasiyetle hareket etmek zorundayız. Bu salgın hastalığın ortaya çıktığı başka zamanlarda, ilk dönemlerde, özellikle ilk vefatlarımızda tabii ki cenazelerin nakli dahi o zamanlarda bir problemdi. Çünkü Avrupa ülkelerinden bazıları özellikle bu cenazelerin nakillerine izin vermedi. Her şeyden önce o ülke makamlarının bu cenazelerin nakillerine izin vermesi gerekiyor. Ailelerin bu izinle mutabık olması gerekiyor. Ardından bu cenazelerin özel bir tabut içerisinde, kurşunlu deyimli bir tabut içerisinde ilaçlanmış bir şekilde başka bir bulaşıcılığının engellenmesi gerekiyor. Bunlarla birlikte kargo seferlerinin olması gerekiyor ki biz Evet. bunları engellemedik. Şu an kargo seferlerimiz açık. Dolayısıyla cenaze nakilleriyle ilgili bir problem yok. Türkiye olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız bu noktada çok özel bir hassasiyet gösterdi ve İçişleri Bakanlığımızın, bizlerin, Dışişleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın ve tabii ki Cumhurbaşkanlığımızın telkinleri ve talimatlarıyla bu cenaze nakillerinin ülkemize sağlanması söz konusu oldu. Bu anlamda büyük bir sorunu, vatandaşlarımızın acısını daha da derinleştiren bir problem olduğunu biz fark ettik ve bu sorunu Sayın Bakanımızın bizzat yakından takip etmesiyle geride bırakmış olduk ve yüzün üzerinde cenazenin ülkemize naklini sağladık. Tabii cenaze yakınlarının cenazelere refakat etmesi hususu her şeyden önce cenaze sahiplerinin de sağlığı ile ilgili bir durum. Bu Evet. noktada biz Sağlık Bakanlığımızın telkinlerine dikkat etmek zorundayız. Çünkü bu bir tıbbi konu, bilimsel bir konu. Bu noktada elbette ki herkes kendi cenazesini bizzat defnetmek ister. Acısını orada cenazesiyle birlikte yaşamak ister ama dediğim gibi dünyanın hiç alışık olmadığı bir bulaşıcı hastalıkla karşı karşıyayız. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımızın telkinlerine ve önerilerine uymak durumundayız. Biz açıkçası bu noktada tabii ki herkesin cenaze sahiplerinin bizzat cenazeleriyle ülkemize gelmelerini arzu ederiz ama burada onları riske atacak bir durum söz konusuysa buna da mani olmak zorundayız. Vatandaşlarımızın sağlığı adına ki bunun bir örneğini biz bakanlık olarak da yaşıyoruz şu anda. Maalesef koronavirüsten dolayı biz Avrupa Birliği daimi temsilciliğimizin aşçısı, hepimizin de çok yakından tanıdığı, sevdiği Ahmet Eğri'yi kaybettik. Evet. Şu anda onun ailesi cenazesi ülkemize intikal etti. Bakanlık olarak uzaktan da olsa onun cenazesiyle ilgili bütün işlemleri takip ediyoruz. Şu an cenaze nakil aracı cenaze İstanbul'a intikal etti. Şu an Ankara'ya doğru geliyor ya buradan Çorum İskilip'te cenaze intikal ettiği anda onu defnedeceğiz. Ama ailesi Brüksel'de kalmak zorunda kaldı. Dolayısıyla böyle bir sorunla karşı karşıyayız maalesef. Acımızı dahi hakkıyla yaşatmayan bir bela ile karşı karşıyayız. Bu noktada vatandaşlarımızın da bunu anlayışla karşılayacağını düşünüyoruz açıkçası. Sayın Bakanım, şunu da sormak istiyor vatandaşlarımız. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Avrupa medyası da maalesef bir kara propaganda aldı başını gidiyor. Özellikle Avusturya'da geçtiğimiz gün içerisinde şöyle bir manşet vardı. Erdoğan bizim 20 bin maskemizi göndermiyor manşeti vardı. Avusturya'daki Türkler bunu özellikle sormamı istediler. Tabii ben de gazetecilik refleksiyle biraz araştırmaya başladım. Bunun sadece 20 bin maskeyi göndermemeyi bırakın, çok daha fazla bir rakamı Türkiye Cumhuriyeti'nin Avusturya'ya ulaştıracağı konusunda bir bilgi aldım diyeyim. Bunu teyit eder misiniz? Yani bunun tam aslı nedir ve Avrupa'da size karşı yürütülen bir kara propaganda var. Bu konuyla ilgili de görüşlerinizi merak ederim açıkçası. Tabii Ramazan Bey, maalesef Avusturya Türkiye karşıtı
algı operasyonlarının Avrupa'daki merkezlerinden biriydi. Bunu hiçbir zaman yansımadık, kabul ediyoruz. Ama bu şu anda öyle bir savaş veriyor ki bütün dünya. Bir kere insanlık şunu gördü, herkes birbirine muhtaç, komşu komşunun külüne dahi muhtaç. Ve bir olmak zorundayız, birlikte olmak zorundayız. Bütün dünyanın dayanışma ve birliktelik içerisinde hareket etmek zorunda olduğunu yeniden idrak ettiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla şu anda bütün bu algı operasyonlarını, bu kara propaganda unsurlarını geride bırakmak durumundayız. Bir kere dünyanın bunu idrak etmesi lazım. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde video konferans aracılığıyla geçtiğimiz haftalarda bütün dünyaya bu çağrıda bulundu ve dedi ki evet, koronavirüste ilk mücadelede bütün tedbirini herkes almak zorunda. Ama bu tedbiri alırken de küresel dayanışma ve işbirliğini daha da güçlü bir şekilde sergilemek zorundayız. Aksi takdirde bu virüste başa çıkma ihtimalimiz de söz konusu olamaz. Bütün dünya bu virüsle mücadelede birleşmek zorunda. O yüzden eski alışkanlıklarımızı, bildiğimiz bütün doğruları ve adeta gerçekten bir ülkeyi kendi ulusal ve gündelik çıkarları doğrultusunda bağnaz siyasetin etkisiyle tamamen kaybetmeye yönelik bütün politikalarımızı bir kenara bırakmak zorundayız. Herkesin bunu kabul etmesi lazım. O yüzden bütün dünya şu anda bildiği bütün doğruları unutmuş durumda ve herkes birbirine sarılmak zorunda. Aksi takdirde bir olmazsak, birlik olmazsak bu mücadeleden insanlık da dünya da başarıyla çıkamaz. Ve herkes bunun altında kalır. Nitekim Avusturya'da bunu son dönemde maalesef çok sık yaşamıştık. Geçmiş dönemde, yakın dönemde ilişkilerimizin adeta bir kilitlenme noktasına geldiğini hepimiz yakından hatırlayacağız. Ama bu koronavirüs sürecinde açıkçası Avusturya makamlarıyla bu anlamda çok örnek bir işbirliği gösterdik. Avusturya makamlarının talebiyle az önce ifade ettiğim Türkiye'nin ihracat izin taleplerine olumlu karşılık verdiği ülkelerden biri de Avusturya oldu. Ben Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Peter'la hemen hemen her gün o süreçte görüştüm. Peter beni aradı. Defaatle bu malzemelere Avusturya'nın ne kadar ihtiyacı olduğunu, artık kırgınlıkları, küslükleri bir kenara bırakmamız gerektiğini ve Avusturya'nın Türkiye'den bu desteği beklediğini bana bizzat kendisi defalarca ifade etti. Ve biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Avusturya'da yaşayan Türk toplumunu da düşünmek suretiyle, çünkü 300 bin aşkın Türk toplumu var, biz Avusturya'nın bu noktada karşı karşıya kalacağı bir zafiyetin oradaki Türk toplumunu da yakından etkileyeceğini tabii ki biliyorduk. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Avusturya'nın bu talebine kayıtsız kalmadı ve Avusturya'nın Türkiye'den ihracat izin talebinde bulunduğu malzemelerin birçoğuna olumlu şekilde karşılık verdi. Burada bunu da özellikle Avusturya'daki toplumumuzla paylaşmak isterim. Sayın Büyükelçimiz de bu süreci yakından takip etti ve Büyükelçimiz bu anlamda Avusturya medyasında zaman zaman yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek haberleri de bizzat kendisi düzeltti. Aslında Avusturya makamları bunu kendileri düzelttiler ve bu anlamda Türkiye'nin desteğine de müteşekkir olduklarını bizlere ifade ettiler. Bu noktada da Türkiye-Avusturya işbirliğinde umarız bu koronavirüs belası geriden kaldıktan sonra da yeni bir sayfanın açıldığı günleri hep birlikte yaşarız. Bundan her iki ülkenin de kazançlı çıkacağını biliyoruz. Çok net bir cevap oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Büyükelçimiz Ozan Ceyhun da ekranı başında sizlere selamlarını iletiyorlar efendim. Bunu da buradan iletmek isterim. Çok hızlı başladı. Avrupa'nın farklı noktalarında farklı STK'larımız, başta UID olmak üzere kimlik gözetmeksizin Avrupa'daki vatandaşlara korona sürecinde yardımda bulunuyor. Şahsi görüşüm, Avrupa biraz bu kriz yönetiminde sıkıntı yaşıyor. Yani kendi devletsel makamlarıyla bunu pek ele alamadı gibi görünüyor. Ama burada yarım asırın üzerinde yaşayan Türkler devreye girdi ve yardımda bulunuyorlar. Siz onların ana vatanı Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak onlara mesajınız ne olacak Sayın Bakan? Bir kere Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarımıza ben buradan ne kadar şükran ve minnet duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Görünmeyen bir savaşın içindeyiz. Görünmeyen bir virüsle mücadele ediyor bütün dünya ve bu savaşın kahramanları da yarın tarih kitaplarında bizlerin olmasa bile çocuklarımızın, torunlarımızın gururla okuyacağı şekilde şu an sahada olan kahramanlar adeta not edilecek ve tarihin parlak sayfalarında yerlerini bulacaklar. Bu kahramanlardan kuşkusuz kahramanların başında sivil toplum kuruluşlarımız geliyor ve özellikle Avrupa'da UID başta olmak üzere, DİTİB başta olmak üzere, Avusturya'da ATİB başta olmak üzere,
Milli Görüş Teşkilatı başta olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşumuz başta olmak üzere son derece kahramanca bir mücadele verdiklerini sahada buradan gururla ve memnuniyetle takip ediyoruz. Görüyoruz ki büyükelçiliklerimiz de dün Belçika Büyükelçimiz aradı. Sahada UID mensuplarımızın nasıl fedakarca çalışmalarda bulunduğunu gösterdi. Geçtiğimiz günler her gün başka bir büyükelçimizden Avrupa'nın başka bir köşesinde sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte nasıl çalışmalar gerçekleştirdiklerini gerçekten duygulanarak izliyoruz, duygulanarak takip ediyoruz. Maskesi olmayana maske dağıtarak, özellikle evlerinden hiçbir şekilde çıkamayan yaşlılarımıza gösterdikleri saygının bir gereği olarak onların market alışverişlerini yaparak, her şeyden öteye evlerinde karantina altında bulunan vatandaşlarımızın, başka toplumların da aynı şekilde sadece Türk toplumu olarak değil, yanlarında bulunarak onlara moral vererek gerçekten ülkemizi yurt dışında temsil eden sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarını biz gururla ve duygulanarak takip etmeye devam ediyoruz. Ve bu çalışmalarında da onların her zaman yanında olduğumuzu büyükelçiliklerimizle, başkonsolosluklarımızla ve Türkiye'den bütün kurumlarımızla yanlarında olduğumuzu, her türlü ihtiyaçları noktasında da giderme noktasında onların çalışmalarına destek olmaya da her zaman hazır olduğumuzu buradan özellikle vurgulamak istiyorum. Sayın Bakanım, gurbetçilerimiz şunu da bilmek ister. Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu açıklamaya göre 1 Mayıs'a kadar yurt dışı uçuşlarının durdurulduğunu öğrendik. Bu tarihin uzama söz konusu var mı? Türk Hava Yolları'nın normal seferlerinin başlaması ne zaman görülüyor? Herhalde şu anda bütün dünyanın cevabını merak ettiği soruyu siz bana sordunuz Ramazan Bey. Kolay bir soru değil. Tabii evet. Uçuşların açılması bu koronavirüsle mücadelede gerçekleşen safayla ilgili, bu virüsün ne kadar bertaraf edilebileceğiyle ilgili. O yüzden biz yakın periyotlarla bu uçuş kısıtlamalarını erteliyoruz. İnşallah yakın vadede de bu virüsten bir an evvel kurtuluruz. Dolayısıyla bu uçuşun açılması, bu uçuşların açılması, ulaşımın daha özgür hale gelebilmesi, bu virüsle mücadelede elde edilen başarıyla doğru orantılı, virüsün geride kalmasıyla doğru orantılı bir cevap olacak. Onu da şimdiden kestirmek ve bütün dünyanın cevabını aradığı soruyu burada cevaplamak kendi adıma zor bir cevap. İnşallah bunu bir ümit ve temenni olarak ifade ediyorum. En kısa sürede bu kısıtlamaların tamamen ortadan kalkacağı günleri hep birlikte yakalarız, görürüz. Efendim, az önce benim kendi yorumumla Avrupa Birliği'nin bu korona sürecinde biraz böyle sekteye uğradığını söylemiştim. Açıkçası sizin de görüşünüzü merak ederim. Avrupa Birliği ile sıkı bir ilişkimiz var. Avrupa Birliği sizce bu kriz sürecinde sınıfta kaldı mı efendim? Avrupa Birliği son dönemde, son yıllarda zaten geleceğiyle ilgili senaryoların sıklıkla tartışıldığı bir dönemin içine girmişti. Üyeleri içerisindeki rekabet, Avrupa kıtası içinde yaşanan sorunların çözümüne bırakın dünyada yaşanan sorunları, Avrupa kendi sorunlarını dahi çözmekten aciz bir görüntü sergilemeye başlamıştı. Bu anlamda gerçekten geleceği tartışılan bir birliğe dönüşmüştü ki özellikle koronavirüs gibi, az önce de ifade ettim, görünmeyen bir virüsle mücadele ediyor bütün dünya ve dünyanın bütün bildiği doğruları unuttuğu, adeta bir çıkmaz içinde kıvrandığı, yeniden bildiği bütün doğruları unutarak yeni tartışmaların ortaya çıktığı bir dönemdeyiz ki bu tartışmaların merkezinde de uluslararası örgütler yatıyor. Birleşmiş Milletler bugün çok önemli kararlar almasına rağmen ne kadar bu konuda etkili, işte uluslararası akademi çevrelerince tartışılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tweetiyle birlikte yeniden tartışılan bir örgüte dönüştü. Avrupa Birliği tabii ki dünyanın en önde gelen uluslararası örgütlerinden biri olarak tabii ki bu işin de merkezinde ne kadar bu virüsle mücadelede etkinlik gösterdiği bugünlerde tartışılıyor. Özellikle İtalya ve İspanya gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, Avrupa Birliği'nin güçlü ülkelerinin karşı karşıya kaldığı çıkmaz ve çaresizlik Avrupa Birliği'nde gelecek tartışmalarını daha da körüklemiş durumda. Bu anlamda ama biz bunu tabii ki Türkiye olarak dışarıdan takip eden bir noktada da değiliz. Yani biz Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini yürüten bir ülkeyiz. Avrupa Birliği'ne inanan bir ülkeyiz. Avrupa Birliği reformlarına inanan bir ülkeyiz. Bu anlamda aslında şu da görülmüş oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yük olan değil, Avrupa Birliği'nden yük alacak bir ülke olduğu da bu süreçte görüldü. Neden? İşte daha dün Sayın Bakanımız AB genişlemeden sorumlu komiseriyle telefonla görüştü. Orada da yine Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yapabileceği katkılardan, işte İtalya ve İspanya'ya yaptığımız yardımların dünyada nasıl yankılandığını, NATO nezdinde, AB nezdinde,
dünya ülkeleri nezdinde nasıl yankılandığını hep birlikte gururla takip ettik. Bu anlamda Türkiye'nin bugün Avrupa Birliği'nin bu sorunla mücadelesine katkı göstermesi beklenen ülkeler arasında olması, Borrell'in, bütün komiserlerin, AB Konseyi Başkanı'nın, AB Komisyonu Başkanı'nın sürekli Türkiye ile diyaloğu ve Türkiye ile temasları sıklaştırmaya vurgu yapması, bu anlamda koronavirüsle mücadelede de Avrupa Birliği'nin içine girdiği tıkanıklığın aşılması noktasında Türkiye'nin çok önemli katkılar verecek bir ülke olduğunu gösteriyor. Bu anlamda Avrupa Birliği'nin aldığı önemli kararlar da var. Yadsımayalım. Özellikle ticaretin devamı konusunda yeşil koridor hattının hayata geçirilmeye çalışılması, işte 37 milyar avroluk bir kaynağın bu mücadeleye aktarılması, tıbbi araç ve gereçlerin öneminin vurgulanması, Avrupa Birliği içinde bunlarla birlikte bir takım kısıtlamaların Avrupa Birliği tarafından üye ülkelere dayatılması artılarıyla eksileriyle pek çok tartışılan politikayı hayata geçirdi. Bu anlamda bizim için burada önemli olan Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin geleceğinde ne kadar önemli bir ülke olduğunun bu süreçte bir kez daha anlaşılması olmuştur. Sayın Bakanım, yayın esnasında gelen sorulara geçmek istiyorum açıkçası. Çok sorumuz var. Başta Almanya olmak üzere ben toparlıyorum. Dünyanın farklı kentlerinde, ülkelerinde Türklerle ilgili bir tahliye söz konusu var mı? Lütfen bunu Bakan Bey'e iletin diye bir soru var. Özellikle Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'daki izleyicilerimiz bunu soruyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Türklerle ilgili bir tahliye düşünüyor mu ilerleyen dönemde? Biz bu anlamda gerçekten ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğumuz Ramazan Bey, aslında dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı ülkemize bu zorlu sınava rağmen son derece titiz planlamalarla binlerce vatandaşımızı ülkemize getirerek ispat ettik. Pek çok ülke, bazı ülkeler çıktı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına adeta oturun oturduğunuz yerde çağrısında bulundu. Aslında çok da bu anlamda yanlış bir çağrı değil. Çünkü bütün dünya takip ediyoruz, görüyoruz. Bizler de vatandaşlarımıza, kendimize, ailelerimize hep şu çağrıda bulunuyoruz. Lütfen evde kalın. Herkes olduğu yerde kalsın. Barınma imkanı olan, hayatını idame ettirebilen her bir vatandaşımızın bulunduğu yerde kalması ve tedbirini almak suretiyle tabii ki kendi sağlığı açısından en doğrusudur. Biz buna inanıyoruz. Ama tabii ki okulların kapanmasıyla birlikte ortada kalan öğrencilerimiz vardı. Şantiyelerin kapanmasıyla birlikte ortada kalan işçilerimiz vardı. Geçici süreliğine bir takım ülkelere giden iş görüşmesi için olsun, turistik geziyle olsun vatandaşlarımız vardı. Bulunduğu yerde hayatını idame ettirmesi mümkün olmayan vatandaşlarımız vardı. Biz bu noktada gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çok gerçekten son derece önemli, büyük, kapsamlı operasyonlar yaptık Ramazan Bey. Ki bunların en büyüğünü de Avrupa ülkelerinden yaptık. Hatırlarsınız 7 Mart'ta Avrupa'nın 28 farklı noktasından seferler icra ettik biz ve sadece o gün 3 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik Avrupa'dan. Öğrencisiyle, vatandaşıyla, mavi kartlısıyla, geçici süreliğine o ülkelerde bulunan vatandaşlarımıza. Tabii ki Avrupa'nın pek çok noktasından da tamamen Avrupa'da 28 Mart'a kadar biz uçuşları durdurmuş değildik. Bazı ülkelerden uçuşlar devam etti. Bu süre zarfında da yine vatandaşlarımızın ülkemize gelme imkanının önünü hiçbir zaman tıkamadık. Ki vatandaşlarımız çaresiz kalmasın, kendilerini çaresiz hissetmesin. Zaten en büyük yurda getirme operasyonlarını biz Avrupa ülkelerinden yaptık. Keza Amerika Birleşik Devletleri bizim uçuşları en son kapattığımız ülkelerden biri oldu. 27-28 Mart'a kadar bu uçuşlar devam etti. Hatta daha sonrasında da özel izinle getirdiğimiz uçuşlar oldu. Suudi Arabistan'da özellikle işçi kardeşlerimizin, işçi vatandaşlarımızın önemli problemleri bize intikal ediyor. Bu anlamda bir takım planlamalarımız var. Suudi Arabistan'a yönelik bir planlama içerisindeyiz. Ama tabii onu da yine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda inşallah en kısa sürede icra etmeyi planlıyoruz. Pek çok ülkeden, 70'e yakın ülkeden biz 25 binin üzerinde vatandaşımızı şu anda bu koronavirüs belasının içerisinden çekip ülkemize getirmiş bulunuyoruz. Sadece tabii mevzu dediğim gibi salgın bir bulaşıcı hastalıkla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hareket eden her bir vatandaşımız hem kendisi risk altına giriyor hem olası riske maruz kaldığı takdirde etrafını da riske sokma tehlikesini barındırıyor. Dolayısıyla çok titiz bir planlama yapmak zorundasınız. Bu bahsettiğiniz tahliye operasyonu o yüzden bu anlamda gerçekten çok zorlaştığı bir dönemdeyiz.
Buna rağmen biz 25 binin üzerinde vatandaşımızı 70 farklı ülkeden ülkemize getirmiş bulunuyoruz. Tabii ki bizim de bu anlamda Sağlık Bakanlığımızın, Spor Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, bütün ilgili kurumlarımızın, Kızılay'ımızın, AFAD'ımızın, Türk Hava Yolları'mızın da bu noktadaki telkinleri ve eşgüdümü, koordinasyonu çok önemli. Bu anlamda gerçekten dünyanın örnek aldığı bir koordinasyonu biz gerçekleştirdik. Şu anda onları bulunduğu yerden getirip vatandaşlarımızı seyahat etme imkanına kavuşturmanız yetmiyor. Bir kere ülkemize ayak bastıkları andan itibaren sağlam bir planlamayla onları 14 gün boyunca huzurlu ve refah içerisinde bir ortamda, huzurlarını temin edecekleri bir ortamda barındırmanız gerekiyor. Sağlık kontrollerini yapmanız gerekiyor. İyaşelerini sağlamanız gerekiyor. Bu anlamda Türkiye gerçekten bize pek çok muhatabımız başka ülkelerden bu operasyonları nasıl yaptınız diye sorduğunda biz bundan gurur duyuyoruz. Bu zamana kadar bir noktaya getirdik. Tabii ki bundan sonra da gerektiği takdirde, makamlarımız uygun bulduğu takdirde biz bu hazırlıkları yaparız. Ama şu anda açıkçası zaten halihazırda çok büyük bir operasyonu icra etmiş bir ülke olarak şu anda gerçekten sağlık sistemimiz, yurtlarımız, kredi yurtlar kurumumuz bu anlamda çok önemli ve örnek bir mücadele ortaya koyuyor. Sayın Bakanım, şunu da sormak isterim. Yayından önce Avusturya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde işletme sahibi olan, market sektöründe aktif olanlar, Türkiye Cumhuriyeti ile ticaret yapan esnaf büyüklerimiz şu soruyu sormamı istediler. Avrupa'da artık bir maske krizi var, bulamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile nasıl irtibata geçeriz ve maske temininde Dışişleri Bakanlığımız bize nasıl bir yol gösterir diye sordular. Vatandaşlarımız bunu hangi açıdan soruyor bilmiyorum ama az önce de söylediğim gibi biz ülkelerin bu anlamda her ülke tabii ki öncelikle bütün vatandaşlarına hitap edecek miktarda bizden maske temin etmek için izinde bulunuyor. Biz de onların karşılayabildiğimiz kısmını karşılıyoruz. Tabii ki biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hiçbir şekilde muhtaç bırakmayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı şekilde bu maskelerin temini noktasında Sağlık Bakanlığımızla, Kızılay'ımızla, maske üreten firmalarla USAŞ'ımız özellikle bu anlamda gerçekten çok büyük bir kapasite ortaya koydu. Bunu açıkçası istişare ediyoruz. Yurt dışı misyonlarımıza açıkçası biz bu anlamda ciddi bir tıbbi malzeme gönderiminde bulunduk Sayın Bakanımızın talimatıyla. Aslında bunları gönderirken yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da düşünerek gönderdik. Sadece çalışanlarımızı değil, yarın vatandaşlarımız bu noktada bir ihtiyaç duyduğunda biz vatandaşlarımıza bu ihtiyacını giderecek şekilde bu tıbbi malzemeyi, araç ve gereçleri temin etmek adına şimdiden hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Bu sevkiyatı da sürdüreceğiz açıkçası. Bu anlamda her bir vatandaşımız büyükelçiliklerimizle, başkonsolosluklarımızla irtibat halinde olabilir. Kendi ihtiyaçlarını oradan temin etmek, temin edemiyorsa bile bunu talep etme noktasında başkonsoloslarımız, büyükelçiliklerimiz bunu bizim dikkatimize getirdiği anda biz anında Sağlık Bakanlığımızla iletişime geçiyor ve bunu temin etmeye çalışıyoruz. Bu koronavirüs sayesinde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde bir düzelme olabilir mi? Yani bir dayanışma içerisindeyiz ve hemen ek soru olarak şunu sormak istiyorum. Avrupa Birliği'ne bir tam üyelik diye bir misyonumuz var. Burada son durum nedir? Fasıllar açıldı mı? Nasıl bir yol izleyecek Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti koronadan sonra? Biz Avrupa Birliği üyelik sürecinden hiçbir zaman sapmadık Ramazan Bey. Her zaman bu sürecin içinde olduk. Yani süreci sonuçtan çok daha önemsedik çünkü. Neden? Çünkü Avrupa Birliği reformları ülkemizin demokratik ve ekonomik standartlarını yükseltmek adına son derece önemli bir reçete. Biz böyle bakıyoruz. Bu anlamda da her zaman hükümet olarak bu anlamda bütün reformları tereddütsüz şekilde hayata geçiriyoruz. Son seçimlerden bu yana dahi reform eylem grubumuzu ne kadar sıklıkla topladığımız ortada. Hatta en son 9 Mayıs 2019 tarihli reform eylem grubuna bizzat Avrupa gününde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın son Brüksel ziyaretinden sonraki Avrupa Birliği Komisyon Başkanı'nın ilk aradığı devlet başkanı da Sayın Cumhurbaşkanımız oldu hatırlarsanız. Ardından tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza önemli bir davetleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu davete icabet etmek üzere Brüksel'e geldi. Ve Brüksel'de çok önemli müzakereler gerçekleştirdi. Bu anlamda Türkiye'nin hassasiyetlerini bir kez daha ortaya koydu Sayın Cumhurbaşkanımız.
Ve arkasından biz de bakanlarımız, bakanlık olarak bizler çalışma arkadaşlarımız son derece önemli bir çerçeve ve özür dilerim, sonuç odaklı bir müzakere içerisinde özellikle göç konusunda tabii ki biz Türkiye'nin, Türkiye olarak 18 Mart mutabakatının hayata geçirmesini son derece önemsiyoruz. Ve bu anlamda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tutmadığı sözleri bir an evvel tutmasını istiyoruz. Kaldı ki İdlib'de yaşanan gelişmeler sonrası Avrupa Birliği'nin yine bu sınavın altında, bu sınava karşı başarısız bir mücadele ortaya koyması, Türkiye'nin adeta yalnız bırakılması bizim hiçbir zaman kabul edemediğimiz bir husus oldu. Bu anlamda özellikle kapıları göçmenlere, göçmenlerin Avrupa'ya geçişi için, mültecilerin, sığınmacıların Avrupa'ya geçişi için kapıları açmamızın ardından Avrupa Birliği bu sorunla bir kez daha yüzleştikten sonra Türkiye'nin kapılarını tekrar çaldı. Şu anda bu anlamda özellikle göç konusunda yeni bir sürecin içerisine girmek istiyoruz. Avrupa Birliği'nin bu taahhütlerinin arkasında durmasını bekliyoruz. Türkiye'ye taahhüt edilen, hatırlarsanız 18 Mart mutabakatında FİLİT dediğimiz mekanizma kapsamında 3 artı 3 milyar avro denilen toplam 6 milyar avroluk ödeneğin dahi şu an hala yarısı Türkiye'ye aktarılmamış durumda. Evet. Kaldı ki İdlib'de yaşanan gelişmeler, bölgemizde cereyan eden gelişmeler göç konusunun Türkiye için ne kadar önemli ve öncelikli bir mesele olduğunu ortaya koydu. Bu anlamda Avrupa Birliği'nin daha samimi ve sonuç odaklı bir şekilde Türkiye'ye yaklaşmasını önemsiyoruz, yaklaşmasını bekliyoruz açıkçası. Bu anlamda müzakerelerimiz devam ediyor. Sayın Bakanımızın dün Genişleme Komiseri ile yaptığı görüşmede de bu hususlar gündeme geldi. Liderlerimiz sürekli iletişim halinde, telefon diplomasisi de devam ediyor. İnşallah biz tabii ki şu anda 33 faslın 16'sını müzakerelere açmış bulunuyoruz Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinde. Her türlü tıkanıklığa ve kilitlenmeye rağmen biz reform sürecimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Tabii ki bu sürecin arkasında koronavirüsle mücadele kapsamında gösterilen bu dayanışma ve işbirliği sonrası inşallah temennimiz, beklentimiz Avrupa Birliği'nin bir kez daha başını iki elin arasına alarak tekrar düşünmesi ve Türkiye'nin kendisi için ne kadar önemli ve öncelikli bir ülke olduğunu hatırlaması ve bu anlamda Türkiye'ye verdiği sözleri de tutmasıdır. Bizim için önemli olan odur. Bu güven bunalımının aşılması bizim için her şeyden önce çok önemlidir. Bunun aşılması da ancak artık söylemlerle değil, eylemlerle mümkün olacaktır. Bunu Avrupa Birliği çok iyi biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu en güçlü şekilde her fırsatta ifade ediyor. Sayın Bakanımız bütün muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde ilk cümlesi her zaman bu olmuştur. Artık biz söz değil icraat bekliyoruz Avrupa Birliği'nden. Bu icraatın gerçekleşmesinin yolu da esasen Avrupa Birliği'nin zaten hali hazırda mevcut olan sözlerini tutmasından geçiyor. Göç konusunda verilen taahhütler bunun bir parçası. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu çok önemli. Vatandaşlarımıza vize serbestliğinin sağlanması çok önemli. Bütün bu konularda hali hazırda Avrupa Birliği'nin maalesef hala tutmadığı, tutmaktan imtina ettiği sözleri bir musibet bin nasihattan evladır demiş atalarımız. Bu sürecin sonunda koronavirüsle mücadele kapsamında yeniden hatırlayacağını ümit ediyoruz ve bekliyoruz. Bu anlamda da müzakerelerimiz devam ediyor bu süreçte. Sayın Bakanım, şöyle bir soru var. Avrupa'nın farklı ülkelerinde maalesef Müslümanlara yönelik bir siyaset yapılıyor. Biz buna radikal sağ da diyebiliriz, popülizm de diyebiliriz. Başörtüsü yasağı da getirildi. İzleyicimiz aynen şu soruyu soruyor. Türkiye Cumhuriyeti Müslümanlar ve Türkler üzerinden siyaset yapanlarla irtibata geçiyor mu? Bu konuda Avrupa genelinde sığınacak bir yerimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti bize bu konuda nasıl yardımcı olabilir veya temasta olunuyor mu diye sormuş izleyicimiz. Vatandaşlarımız müşteri olsun Ramazan Bey. Vatandaşlarımızın sığınacağı en güvenli liman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti pasaportudur. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesi, güçlenmesi her şeyden önce vatandaşlarımızın bu ülkelerdeki en büyük gücü olmaya devam edecektir. Kaldı ki bugün bahsettiğiniz Müslüman karşıtlığı, Türk karşıtlığı, yabancı karşıtlığı esasen evet öncelikle bizim toplumumuzu, Türk toplumunu tehdit etmekte. Maalesef bu tehditin nerelere varabileceğini en son Hanau'daki katliamda gördük maalesef. Evet. Ve bu anlamda Türkiye'nin bu vahşete gösterdiği tepki, güçlü tepki, Alman yönetiminin de Merkel ve Steinmeier başta olmak üzere bu acıyı sahiplenmesi, bu saldırıya güçlü şekilde tepki göstererek bizzat Hanau'da
anma törenine katılmaları esasen Türkiye'nin bu anlamdaki duruşunun, mücadelesinin artık karşılık bulmaya başladığını da Avrupa yönetimleri tarafından da hatırlanmaya, anlaşılmaya başlandığında bir göstergesi olarak biz görmek istiyoruz. Tabii bunun ne kadar böyle olduğunu zaman gösterecek ve bu adımların ne kadar devam ettiğini bu anlamda bizim görmemiz gerekecek. Açıkçası yaşanan uzun yıllar boyunca maalesef bu Müslüman karşıtlığı ve Türk karşıtlığı, yabancı karşıtlığı Avrupa toplumlarını zehirleyen bir virüs olarak her zaman beslendi ve büyütüldü. Ama bu virüsün beslenerek büyütülmesinin sadece Türk toplumu için değil, sadece Avrupa'daki Müslüman toplumu için değil, Avrupa Birliği'nin kendisi için ne kadar büyük bir tehlike olduğu, bu zehirin, bu virüsün bir bumerang gibi Avrupa Birliği'nin kendisini tehdit eden bir olguya dönüşeceğini gördük, görüyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin mücadelesi her zaman devam edecektir ve Türkiye'nin biz sadece mücadele etmekte kalmıyoruz. Bu anlamda etkin politikalarla uluslararası örgütler nezdinde mücadelemizi ortaya koyuyoruz. Bu vahşetin nerelere varabileceğini Müslüman, sadece Müslümanların değil, Hristiyanların ve Musevilerin de bütün insanlık için bu tehdidin ortak bir tehdit olduğunu biz her platformda anlatıyoruz. En son Yeni Zelanda'daki vahşet, işte Cuma namazlarını eda ederken 50'nin üzerinde vatandaşımız vahşice katledildi. Yani biz şimdi o teröriste Hristiyan terörizmi dedik mi? Bizim dinimizi kimsenin terörizmle, şiddetle yan yana almak haddi de değil. Böyle bir şeye de biz hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Bu anlamda Müslüman toplumunu farklı sahiplerle hedef almak kimsenin haddi değil ve o hedef alanları da biz mutlaka onlara layık şekilde bu kitlelerle, bu çevrelerle mücadele etmesini de çok iyi bildiğimizi, bu mücadele yöntemlerini anında hayata geçirebildiğimizi de son dönemde özellikle gösterdik. Maalesef gündelik siyasetin esiri olmuş, bir takım gündelik kaygılarla hareket eden, bağnazca hareket eden aşırı akımların Avrupa siyasetini teslim almasıyla birlikte maalesef bu tehdit her geçen gün artık parlamentolara, hükümet kabine toplantılarına sirayet eden, alınan kararlara, yargı makamlarına sirayet eden bir noktaya dönüştü. Ama biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz. Avusturya'da İslam yasası, sembol yasası. Evet. Fransa'da en son bir öğrencinin annesi başörtülü ise onu okula bırakamaz. İşte onunla sosyal etkinliklere gidemez şekli derecesinde yasalar çıkarmaya götürecek kadar Avrupa siyasetini teslim alan bu akımın Avrupa için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri anlamaya başladı. Bunları anlamaya başlamalarında da Türkiye'nin mücadelesi son derece etkili oldu. Ama bu mücadele bir yerde duracak, bitecek bir mücadele değil. Asla da öyle olmayacak. Bu mücadele ancak sürekli ve sonuç odaklı olduğu müddetçe anlamlı. Avrupa'daki vatandaşlarımız bu anlamda müşteri olsunlar. Türkiye'nin bu tehdide karşı hayata geçirecek çok önemli tedbirleri oldu. Olmaya da devam edecek. Bu tedbirleri de anında hayata geçirerek Avrupa'daki Müslüman ve Türk toplumunun huzuru, refahı bizim de huzurumuz ve refahımız anlamına geliyor. Onların orada onları üzecek, bizim vatandaşlarımızı üzecek her türlü adımın karşısında Türkiye Cumhuriyeti olarak topyekün bir şekilde duracağımızı zaten vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Bundan sonra da müşteri olsunlar, vatandaşlarımızı huzursuz edecek, onları rahatsız edecek her türlü gelişmenin biz karşısında olacağız ve bunlara mani olacağız her şeyden önce. Sayın Bakanım, sizi bulmuşken canlı yayında o kadar çok soru geliyor ki her alandan soru geliyor. Şunu yönetmek isterim. Yurt dışında yaşayan Türkler askerlik bedeli olarak 5.300 euro civarında bir para ödüyorlar. Sayın Bakanım, bu rakamı seve seve öderiz ama bu rakamı taksitlendirme imkanımız var mı? Avrupa eski Avrupa değil diyerek de eklemiş izleyicimiz. Biz tabii yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çok küçük gibi görülen ama onların hayatını doğrudan etkileyen meseleleri olduğunu biliyoruz Ramazan Bey. Bu anlamda gerçekten mecliste milletvekillerimizle, hükümet içerisinde bütün ilgili kurumlarımızla sürekli eşgüdüm ve koordinasyon halinde Avrupa'daki vatandaşlarımızın sorunlarına nasıl çözüm bulabiliriz? İşte bir mavi kartlı vatandaşımız geldiğinde bir telefon hattına kaydolurken bir sorun yaşıyorsa o sorunu nasıl giderebiliriz? Bir bankaya gittiğinde hesap açtırırken bir adres beyanından dolayı en ufak bir sorun yaşamaması için hangi adımı atabiliriz?
İşte uçak biletleri sürekli şikayet edilen bir konuydu. Şu anda uçuşlar yok. O şikayet şu an fiilen ortadan Oraya da o kalkmış oldu. soruyu da soracağım Sayın Bakanım. Birazdan o konuyla ilgili de çok soru geliyor. Esasen çok önemli adımlar attık biz Avrupa'daki vatandaşlarımız için. Bunu zaten kendileri yakından biliyor ama onların hayatını kolaylaştırmak adına hangi adımı atsak açıkçası azdır. Bu Evet. anlamda talepleri biliyoruz. Dövizli askerlik konusu bu anlamda gerçekten Avrupa'daki vatandaşlarımızın gündeme haline geldi. Bunun farkındayız. Ama miktar belirlenirken Milli Savunma Bakanlığımız çok titiz bir çalışma yaptı. Bu hükümet içerisinde açıkçası Türkiye'deki askerlik sistemini de bütünüyle reforme eden bir adımdı. Önemli bir adımdı, tarihi bir adımdı. Esasen Türkiye'nin sahada, biz sahada ve masada güçlü diplomasi diyoruz her zaman. Sahadaki varlığımızı her zaman güçlü kılacak caydırıcı gücümüz olan ordumuzun gücü Türkiye'nin de gücü anlamına geliyor. Avrupa'daki vatandaşlarımızın da gücü anlamına geliyor. Bu anlamda ordumuzun gücüne güç katmak adına atılan bir adımdı bu kanun değişikliği. Çok önemli bir reformdu, tarihi bir reformdu. Bu reformu tabii yurt dışındaki vatandaşlarımızın gündelik hayatına dövizli askerlik bedeli olarak yansıması tabii ki bizim her zaman gündemimizde oldu. Daha sonra bunun mümkün olmadığını, son derece titiz bir hesaplama sonucu ortaya çıktığını bu rakamı vatandaşlarımız çok yakından gördü. Kendileriyle paylaştık. Bütün temaslarımızı da anlattık. Bu sefer bunu taksitlendirebilir miyiz diye bir takım talepler geldi. Bunları da dikkatle not ettik. Milli Savunma Bakanlığımızla, bütün ilgili kurumlarımızla görüştük. Bunun için bir kanun değişikliği gerektiğini, bu aşamada taksitlendirmenin mümkün olmadığını fark ettik. Bu aşamada söyleyebileceğim bu kadar. Şu an bunun önünde bir kanuni bir engel var. Vatandaşlarımız da bu anlamda söyleyebileceğim şey bu kadar Ramazan Bey. Evet, şu an meclisten de izleniyorsunuz Sayın Bakanım. Bayram Özçelik yazıyor, Burdur Milletvekili. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Başkanlık Divanı'nda görevimdeyim. Takip ediyorum. Kıymetli Bakan Yardımcımıza müteşekkirim demiş. Bu mesajı da bizzat kendisine iletelim o zaman. Ben de buradan Bayram abiye selam gönderelim. Sayın Bayram Bey'e de buradan iletelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yurt dışında yardımlar bekliyor diyelim askerlik konusunda. Sayın Şu Bakanım, anda buyurun. Ramazan Bey bu koronavirüs kapsamında meclisimiz gerçekten çok önemli bir mücadele gösteriyor. Hiçbir şekilde çalışmalarından taviz vermiyor. Meclisimizin gündeminde de bugünlerde çok yakından takip ediyoruz. O yüzden milletvekillerimizle çok sık temas halindeyiz. Meclisimizin gündeminde de bütün vatandaşlarımız emin olsun Avrupa'daki özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız şu günlerde meclisimizin fazlasıyla gündeminde, her zaman gündeminde. Bunu da bu vesileyle vatandaşlarımızla paylaşmış olayım. Sayın Bakanım, en önemli sorulardan bir tanesi FETÖ terör örgütü. Yani 15 Temmuz'dan sonra başta Almanya diyelim, Almanya merkezli Avrupa'nın dört bir yanına firar etmiş bulunuyorlar. Bunlardan biri de Adil Öksüz. Adil Öksüz'ün iadesi konusunda Alman makamlar neler diyor? Sadece Adil Öksüz değil, FETÖ mensup bütün teröristlerin ülkemize iadesi bizim beklentimizdir. Bu anlamda ülkeler nezdinde yaptığımız tespitleri anında bütün bilgileriyle, belgeleriyle, bütün hukuki süreçleriyle birlikte biz her şeyden önce müttefikliğin bir gereği olarak, terörle mücadelenin bir gereği olarak ülkelerden talep ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu noktada önemli adımlar atıldı. İşte özellikle iade konusunda yüzün üzerinde FETÖ teröristi biz ülkemize getirdik. Bir kısmı iade yoluyla, bir kısmı farklı yöntemlerle. Biz şu anda yargı karşısına yurt dışındaki FETÖ teröristleri çıkarmış bulunuyoruz. Ama son terörist kalıncaya kadar, son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar biz bu FETÖ terör örgütünü tamamen ülkemizden ve dünyadan silinceye kadar bu mücadele devam edecek. Bu anlamda tabii ki üzülüyoruz. Maalesef müttefik bildiğimiz ülkelerin bu FETÖ'cü teröristler tarafından bir güvenli liman haline gelmesi, ellerini kollarını sallayarak bu ülkelerde barınabilmeleri bizim asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Elbette her ülkenin kendince bir hukuk sistemi var. Biz buna saygı duyuyoruz. Kendimiz de kendi hassasiyetimize, hukuki mekanizmalarımıza saygıyı bekliyoruz müttefiklerimizden. Ama müttefik olmanın da bir gereği var. Bizim hiçbir müttefikimizden, hiçbir ülkeden hukukun dışında bir talebimiz olmadı. Hiçbir zaman da olmaz. Biz hukuka saygılı bir hukuk devletiyiz. Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletiyiz. Ve hukuka sonuna kadar saygı duyuyoruz.
Ama ülkelerin de hukuku teröristler için bir güvenli liman haline getirecek, hukukun hukuk maddelerini teröristlerin istismar etmesine imkan tanıyacak bir yaklaşım içinde olmalarını da asla kabullenemiyoruz. Biz her ne pahasına olursa olsun bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve bu mücadelemiz sayesinde, bu kararlı mücadelemiz sayesinde bu anlamda kayda değer bir gelişme yaşadık bu zamana kadar. Elbette yeterli mi değil ama biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz ve bütün müttefiklerimizden her şeyden önce terörle mücadelede samimi olduklarını ispat etmeleri noktasında Türkiye'nin taleplerine haklı, meşru ve hukuki taleplerine duyarlılık göstermeleri konusunda her türlü baskıyı ve mekanizmayı hayata geçireceğiz. Bu anlamda sadece iade konusunda değil, bakınız FETÖ'nün istismar ettiği alanların başında eğitim geliyor. Maarif Vakfımız kuruldu. Kuruluşun üzerinden 3 yıl geçti ama 3 yıl içerisinde çok önemli bir mücadele ortaya koydu. 30'un üzerinde ülkede FETÖ okulları Maarif Vakfımıza devredildi. Pek çoğunda doğrudan kapatıldı. Bazılarında ülkemize doğrudan teslim edildi. Bu anlamda gerçekten bu mücadelemiz sonucu önemli gelişmeler kaydediyoruz. Ama bu gelişmelerin çok daha fazlasını kaydetmek durumundayız. Bunun için de her türlü mekanizmayı hayata geçiriyoruz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere FETÖ için dünyanın hiçbir yerinin güvenli olmadığını biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ortaya koyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çok açık bir soru var. Yurt dışına firar etmiş PKK, FETÖ ve benzeri örgüt üyeleri tespit ediliyor mu? Hala devam ediyor mu demek istiyor anladığım kadarıyla. Ve en can alıcı soru, vatandaşlıkları iptal edilmesi söz konusu mu Sayın Bakan? Biz tabii ki PKK olsun, FETÖ olsun, DHKPC olsun, DEAŞ olsun terörün her türlüsüyle dünyada en samimi ve sonuç odaklı gayret gösteren ülkeyiz Ramazan Bey. Bunu bütün dünya biliyor. Terörün her türlüsünü biz lanetliyoruz ve terörün her türlüsüyle de mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu mücadelenin en önemli yöntemlerinden tabii ki biri teröristleri tespit etmek. Bakın sadece PKK, FETÖ diyorsunuz. Elbette FETÖ ile mücadelede çok önemli bir mücadele ortaya koyuyoruz. PKK ile aynı şekilde. Ama DEAŞ'la da çok önemli bir mücadele ortaya koyuyoruz. Birileri algı operasyonları yaparak özellikle Barış Pınarı Harekatımız sonrası Türkiye'yi yeni bir algı operasyonuna maruz bıraktılar. Türkiye DEAŞ'ı yeniden canlandıracak, Türkiye'nin bu operasyonu DEAŞ'a cevaz verecek vesaire gibi saçma sapan, akla hayale gelmeyecek ithamlarla Türkiye'yi karşı karşıya bıraktılar. Ama onların da ne kadar mesleksiz olduğunu biz her şeyden önce sahada DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan belki de tek NATO ülkesi üye olarak, NATO ülkesi ülke olarak bunu ispat ettik. DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyonunun en aktif ülkelerinden biri olarak bunu ispat ettik. 7500'den fazla DEAŞ'lı teröristi ülkemizden tespit edip sınır dışı ederek ispat ettik. 80 bine yakın DEAŞ'ta iltisakı olduğunu tespit ettiğimiz kişinin ülkemize girişini yasaklayarak tespit ettik. Aynı şekilde PKK ile FETÖ ile mücadele etmenin en önemli yöntemlerinin başında tabii ki bu teröristleri tespit etmek geliyor. Tespit edemediğiniz teröristle nasıl mücadele edeceksiniz? Dolayısıyla bu tespit çalışmalarını biz amansız bir şekilde devam ettiriyoruz. Kimin hangi teröriste iltisakı var? Bunun için her türlü mekanizmayı, her türlü unsuru hayata geçiriyoruz ve tespitlerimiz bu anlamda dünyada hiçbir ülkenin başaramayacağı kadar net ve somut bir şekilde biz bu tespitlerimizi yapıyoruz. Muhatap ülkelerle de paylaşıyoruz. Tabii ki vatandaşlık konusu ayrı bir boyutu bunun. Vatandaşlıktan çıkarmanın artıları eksileri olabilir. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Bir teröristi vatandaşlıktan çıkarıp çok rahatlıkla bu tedbiri alabilirsiniz. Ama vatandaşlıktan çıkardıktan sonra o artık sizin hukuk mekanizmalarınızın bir konusu olmaktan da çıkma tehlikesini barındırıyor. Dolayısıyla bunu çok titizlikle ele almanız gerekiyor. Biz bu noktada tabii ki ilgili kurumlarımızla eşgüdüm ve koordinasyon halinde hangi adım atılması gerekiyorsa bu adımı atarız. Vatandaşlık da bunlardan birisidir. Sayın Bakanım, az önce sizin de belirtmiş olduğunuz soruyu sormak isterim. Türk Hava Yolları ile ilgili sorular çok geliyor. Gurbetçilerimiz fiyatlarda yardımcı olmanız için talepte bulunuyor. Burada nasıl bir yol izlenilebilir? Bu talep bize sürekli intikal eden bir talep Ramazan Bey. Bu talebi biliyoruz. İnşallah şu günleri geride bıraktığımız zaman dün Balkanlara da hatırlarsanız çok önemli bir evet. Tıbbi
gönderdik. İspanya ve İtalya'ya da tıbbi yardımlar gönderirken orada o yardım paketlerin üzerinde çok anlamlı bir sözü vardı Mevlana Hazretleri'nin. Ümitsizliklerin ardından nice ümitler vardır. Karanlıkların ardından doğacak nice güneşler vardır. İnşallah şu güneşli günleri görelim, aydınlık günleri görelim. Türk Hava Yollarımız zaten bu anlamda bu sürecin de kahramanlarından biri olmuştur. Türk Hava Yolları bizim göz bebeğimiz. Bu anlamda vatandaşlarımızın Türk Hava Yolları'nda ne kadar çok sahiplendiklerini biliyoruz. İnşallah şu güzel ve güneşli günleri gördükten sonra vatandaşlarımızın bu anlamdaki talepleri noktasında da biz Türk Hava Yollarımızda her türlü müzakereyi, istişareyi yapar ve Türk Hava Yollarımızı da mağdur etmeyecek şekilde vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirecek düzenlemeleri hayata geçiririz. Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada çok önemli bir hassasiyeti olduğunu da vatandaşlarımızla ben bir kez daha paylaşmak isterim. Hiç kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti olan her adımın vatandaşlarımız lehine olacağını vatandaşlarımız bu zamana kadar gördü. Bundan sonra da özellikle bu anlamdaki talepleri doğrultusunda da çok yakından hissedeceklerdir. Kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Bakanım, Bulgaristan sınırında sorunlar yaşıyoruz. Sıla yolunda Bulgar temsilcilerle de irtibata geçmenizi dileriz diyorlar. Gümrük kapısında sorunlar çekiyorlar biliyorsunuz. Gurbetçi kelimesini biz çok artık kullanmıyoruz. Ama gurbetçimiz tırnak içinde söylüyorum. Avrupalı Türk diyelim. Avrupalı Türkler vatandaşlarımız hasretlerini dindirmek üzere yollara düştüklerinde Bulgaristan sınırından her yaz mevsiminde özellikle yoğun şikayetler alıyoruz. Bunun farkındayız. Ama bu şikayetleri gidermek adına da özellikle Bulgar makamlarıyla da eşgüdüm içerisinde Bulgaristan tarafından kaynaklanan özellikle gümrük kapılarının modernizasyonu, yolların modernizasyonu gibi bir takım problemler var. Bunları gidermek için Bulgaristan'la çok yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Olayın Sırbistan sınırından kaynaklanan problemi de vardı, boyutu da vardı. Bu boyutu da açıkçası geride bıraktık. Bunu geride bırakmak adına da Sırbistan'da mesela çok örnek bir adımı attık. Evet. Yani biz Türk polisimiz Sırbistan gümrüğünde ülkemize gelen Avrupalı Türklere yardımcı olmak için Sırbistan polisiyle birlikte ortak bir adeta harekat yürüttü ve oradaki sorunu neredeyse geride bırakmış bulunuyoruz. Şimdi Bulgaristan sınırı var. Bulgaristan'la da buna yönelik müzakerelerimiz var. Vatandaşlarımız hiç merak etmesin. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu sorunu geride bırakmış olacağız. Bulgar makamlarıyla halen dahi şu süreçte dahi bunun müzakerelerini ve görüşmelerini yapıyoruz. Sayın Bakanım, son dakikalara giriyoruz. Değerli izleyenler, son sorularınızı alacağız. Bir sorum da benim var Sayın Bakanım, listeme almıştım. Biz bize yeteriz Türkiye'm kapsamında sadece Anadolu'nun dört bir yanından değil, Avrupa'da da bağışlar yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'mize katkıda bulundu. Bir kesim var, Türkiye Cumhuriyeti'nin parası bitti, vatandaştan para dileniyor diyen. Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? Bunu açıkçası biz Türkiye'nin bu anlamdaki dayanışmasını ve birlikteliğini gölgelemeye çalışanların bir çabası olarak görüyoruz Ramazan Bey. Andolsun biz bize yeteriz Türkiye'm dedi Cumhurbaşkanımız. Dünyanın dört bir tarafından sadece ülkemizden değil adeta müthiş bir kenetlenme ve dayanışma oldu ve şu anda da gerçekten dünyanın da böyle hayretle izlediği, anlayamadığı bir şekilde halkımız, vatandaşımız bu kampanyaya, milli dayanışma kampanyamıza destek veriyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ilan ettiğinde Sayın Bakanımız büyükelçilerimizi ve başkonsoloslarımızı hemen talimatlandırdı. Hemen vatandaşlarımıza bunun duyurusunu yapalım. Vatandaşlarımızı, yurt dışındaki vatandaşlarımızı da seferber edelim. Ama adeta bizim duyurmamıza gerek kalmadan, büyükelçilerimiz, başkonsoloslarımız bunu duyurmadan biz hemen başkonsolosluklarımızın, büyükelçiliklerimizin adeta kapıları kırılırcasına vatandaşlarımız akın etti. Bu kampanyaya nasıl başvurabileceklerini biz daha hesap bilgilerini paylaşmadan buna yönelik sorularıyla büyükelçiliklerimiz, başkonsolosluklarımız muhatap oldu. Bundan da çok büyük bir memnuniyet ve gurur duyduk açıkçası. Şu anda da dünyanın dört bir tarafında Avustralya'sından Belçika'sına, Avusturya'sından Yeni Zelanda'sına, dünyanın her yerinde sivil toplum kuruluşlarımızın kenetlendiğini, büyükelçiliklerimizle birlikte bu yardım kampanyasına o ülkelerdeki Türk toplumunu kanalize ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz ve bu anlamda yurt dışından da hatırı sayılır bir bağış akını olduğunu Aile Bakanlığımızdaki muhataplarımızdan
öğreniyoruz, soruyoruz. Sorduğumuzda da gerçekten her sorduğumuzda bir kez daha gurur duyuyoruz, memnuniyet duyuyoruz, heyecan duyuyoruz. Bu anlamda kimsenin bu kampanyayı gölgelemesi söz konusu dahi olamaz. Bu konuda kimsenin başarılı olamayacağı muhakkak, çünkü biz bize yeteriz. Kampanyanın da adıyla müsemma olduğu gibi bu milli dayanışma kampanyasına vatandaşlarımız bir kez daha duyarlılık göstererek, açıkçası Türkiye'nin bu sınavla mücadelede ne kadar başarılı olduğunu ve başarılı olacağını şimdiden ispat etmiştir. Bunu kimsenin gölgelemeye hakkı da haddi de olamaz açıkçası. Sayın Bakanım, hemşericilik çok önemlidir. Özellikle Avrupa'nın dört bir yanından ordular yazıyor. Selamlar üzerimizde kalmasın. Bunu size iletmemi istediler. Avrupa genelinden orduların selamı var. Avusturya'da çok büyük bir derneği var hemşerilerimin. Evet, evet. Bu vesileyle bütün dünyadaki hemşerilerimi de ayrıca selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Milletin odasından diyelim, Dışişleri Bakanlığından, bizlerin odasından bizlere seslendiniz. Son olarak mesajınızı almak isterim. Akabinde de yayını kapatmak isterim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri buluşturduğumuz için vatandaşlarımızla ayrı bir gurur içerisindeyiz efendim. Estağfurullah. Aslında benim vereceğim mesajı siz verdiniz. Milletin odası dediniz. Bizim için böyle anılmak, bakanlığımızın böyle görünmesi, her şeyden önce yurt dışındaki vatandaşlarımız için bizim arzu ettiğimiz bir husustur. Vatandaşlarımız dünyanın neresinde olursa olsun müşteri olsunlar. Biz her an bakanlarımızla, bürokratlarımızla, kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın neresinde hangi bir vatandaşımız varsa onun mutluluğu ve refahı için her türlü adımı orada atmak noktasında burada seferberlik halinde vatandaşlarımızla birlikteyiz, onların yanındayız ve her zaman dış politikamızda da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı temel düstur olarak gündemde tutmaya, onların sorunlarını çözmeye, onları temel gündem maddelerimizden biri olarak dış politika hedeflerimizde önde tutmaya devam edeceğiz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın, yurt dışındaki Türk toplumunun bunu özellikle bilmesini isterim. Sizler aracılığıyla bu akşam bir kez daha sizin ifadenizle milletin odasından, milletin bakanlığından, Dışişleri Bakanlığımızdan yurt dışındaki vatandaşlarımıza seslenmekten, onlarla hasret gidermekten, sizler aracılığıyla vatandaşlarımızla hasbihal etmekten çok büyük bir onur ve memnuniyet duydum. Bu vesileyle inşallah koronavirüs belasını geride bıraktığımız zaman, ama bunu geride bırakmak adına da vatandaşlarımız lütfen teyakkuzda olsunlar, tedbirlerini almaya devam etsinler, evde kalsınlar ve mutlaka herkes tedbirini almak suretiyle bu beladan inşallah en kısa sürede kurtulabileceğiz ve inşallah daha güzel günlerde, bugün sanal ortam aracılığıyla bir araya geldik ama sohbet, muhabbet, tekemmül sizin ifadenizle son derece gerçekçi ve sahiciydi. Bu anlamda vatandaşlarımızla fiziksel olarak da kavuşmak adına kavuşacağımız günleri temenni ederek ben sözlerime son veriyorum ve bütün vatandaşlarımıza bir kez daha saygılarımı, selamlarımı iletiyorum Ramazan Bey. Sizlere de çok teşekkür ediyorum davetiniz için, hüsnü kabulünüz için.